29 Mayıs 2019'da başlayan operasyonlarla Irak'ın kuzeyinde Sinat, Haftanin, Zab, Avaşin, Basyan ve Hakuk bölgesini PKK'dan temizleyip 40'a yakın üs bölgesi kuran Mehmetçik, Pençe Kartal 2 ile daha derindeki Gara'ya indi. Kandil'den Sincar'a uzanan lojistik hattının ortasında bulunan Gara'da artık PKK'ya yer yok. Irak'ın kuzeyinde yürütülen hava destekli Pençe Kartal 2 devam ediyor. 29 Mayıs 2019'da başlayan seri halde devam eden Pençe 1, 2, 3 ve Pençe Kartal operasyonlarıyla sınır hattındaki kampları temizleyerek Sinat, Haftanin, Zab, Avaşin Basyan ve Hakuk bölgesini 40'a yakın üs bölgesiyle kontrol altına alan Türk Silahlı Kuvvetleri şimdi 35 kilometre derindeki Gara bölgesine indi. Bölgeye ilk hava harekatı geçtiğimiz yıl Eylül ayında düzenlenmişti. Örgütün bölgedeki elebaşı çok sayıda terörist öldürülmüştü. Ağır darbe yiyen örgüt daha derinlere çekilse de bölgedeki derin mağaralar temizlenememişti. Ancak bahar aylarının yaklaşmasıyla örgüt üyelerinin yeniden Türkiye'ye sızmak, yeniden bölgede toplanmasıyla düğmeye basıldı. 40'tan fazla uçağın katıldığı hava harekatında barınak, sığınak, mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ve mağaraların da aralarında bulunduğu 50'den fazla hedef imha edilmişti. İHA, SİHA'ların yanı sıra tanker uçakları ve havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarının da görev aldığı hava harekatında mağaraları yok etmek için nüfuz delici bombalar kullanıldı. Ardından da kara harekatı düzenlendi. Derin vadi, uçurumlar ve dağ sıraları olduğu için bölgeye karayoluyla değil hava birlikleriyle ulaşıldı. Ancak örgütü şaşırtmak amacıyla terörist örgütün beklentisi aksine harekat kuzeyden Türkiye tarafından değil güneyden düzenlendi. Seçkin birlikler dünyada çok az sayıda ordunun yapabileceği bir harekatla gece bölgeye indi. Mehmetçik tek tek mağaraları temizlemeye başladı. Yerel kaynaklar sızma, baskın hazırlığı yaparken şok baskınlar yiyen örgütün şokta olduğunu, çok sayıda teröristin de yaralandığını belirtiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırmak için harekat düzenlediği Gara bölgesi stratejik bir öneme sahip. Örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı ZAP, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki silah ve mühimmatı bu bölgeye taşıdığı belirtiliyor. Sınır hattında bulunan ZAP, Avaşin ve Basyan bölgesindeki terör unsurları da lojistik ve eleman desteğini Gara bölgesinden alıyor. Kandil'den gelerek Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerin sınır kamplarından önceki son durağı Gara bölgesi oluyor. Gara, aynı zamanda Kandil'den Sincar'a uzanan lojistik hattın ortasında olduğu, bölgenin temizlenmesiyle Sincar'ın da baskı altına alınacağı dile getiriliyor. Labirent gibi mağara sistemleri ve karayla ulaşım imkanı olmadığı önce nokta operasyonlarıyla teröristlerin temizleneceği ardından da bölgede alan kontrolü sağlanacağı belirtiliyor. Bölgede ya doğrudan üst bölgeleri kurulması ya da Irak'la işbirliğine gidilerek örgütün yeniden yapılanmasını engelleyecek tedbirler alınması masada. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal 2 harekatıyla teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu. Gara'ya gerçekleştirilen operasyonun oldukça önemli bir hamle olduğunu belirten güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, bölgedeki PKK yapılanmalarının yalnızca terörist organizasyonu olmadığını, ABD'nin siyasal, ekonomik ve idari planlarının kilit taşlarından biri olduğuna değindi. Özellikle sosyolojik açıdan bölgedeki Kürt halklarıyla PKK'yı birbirine entegre etmeye çalışıldığına dikkat çeken Ağar, sahada Türk düşmanlığının tohumlarının ekilmeye çalışıldığı belirtti. Amerika Birleşik Devletleri bölgede siyasi, ekonomik ve idari açıdan Kürt entegrasyonunu sağlamaya çalışıyor. Bunu başarabilirse bu orada kalmayacak. Irak'a da sıçrayacak, Türkiye'ye de sıçrayacak. Burada PKK'nın türevleri olan ENKS ve PYNK'yı birbirlerine entegre etmeye çalışıyorlar. Buna dair bir projesi var. Buradaki bir diğer mesele de ABD PKK'yı Kürt olarak tanımlıyor. YPG ve PYD'yi böyle tanımlamak çok büyük bir kurnazlığa karşılık geliyor. Terörü meşrulaştırmak ve halkları düşmanlaştırmak anlamına geliyor. Bu durum Türkiye ile halkları karşı karşıya getirerek sosyolojik bir kırılma oluşturmanın peşinde olduğu anlamına geliyor. Uygulamaya çalışılan bu oyunu Türkiye'nin girişiminin bozduğunu belirten Ağar,
Özellikle sahadaki faaliyet alanını Sincar öncesinde artıran Türkiye'nin bu kirli oyuna karşı kendi senaryosunu yürürlüğe soktuğunu ve hamlesini yaptığını ifade etti. Gara konusuna değinmek gerekirse Türkiye bu oyunu görüyor ve karşılık olarak adımlarını atıyor. Bir şekilde hem bölgesel hem de yerel işbirliklerini geliştiriyor. Hem de kendi başının çaresine bakmak için arayışta olan Türkiye buna dair etkilerini uygun koşullarda ortaya koyuyor. Gara'nın stratejik açıdan PKK adına önemli bir yer olduğuna dikkat çeken güvenlik uzmanı, bu noktada Türkiye'nin düzenlediği operasyonla PKK'ya darbeyi indirdiğini ifade etti. Özellikle operasyonun başlatılma yönünün terör örgütünü şaşırttığını ifade eden Ağar, Mehmetçiğin bu hamlesiyle PKK'ya hançerin saplandığını söyledi. Gara, PKK'nın kendisini dokunulamaz, erişilemez, ulaşılamaz diye düşündüğü, rahat ve güvende hissettiği, ben buralara devlet kurdum dediği son derece zor bir arazidir. KDP'nin dahi giremediği bir yerdir. Şimdi Mehmetçik oraya hançerini sapladı. Teröristler burada ciddi anlamda rahattı. Büyük bir terörist yükü vardı burada. Hava akınlarına karşı tedbirler geliştirmişlerdi burada. Burada var olmaya çalışıyorlardı ancak Mehmetçik buraya baskın yaptı. Baskını da Türkiye'den değil, güneyden gelerek gerçekleştirdi. Bu hamle onları şok etti, şaşırıp kaldılar. ABD'nin CENTCOM üzerinden geçtiğimiz günlerde yapılan SDF açıklamasına da değinen Ağar, Washington yönetiminin terör örgütüne ödenen paralar nedeniyle kendi içerisinde bile büyük tartışmaların ve anlaşmazlıkların yaşandığını belirterek, SDF'nin tek başına bir yapı olarak bölgede bırakılması ihtimalini değerlendirdi. ABD'nin buna yönelik belli başlı çalışmaları var. SDF, kendi öz kaynaklarıyla ayakta durabilecek bir yapı değil. Orada bir irade ortaya koymaları imkansız. 130 bin PKK'lıya fon sağlıyor. ABD, 40 bin tır buralara bu teröristlere destek için geldi. Onlara yiyecek, içecek, yaşam malzemeleri götürüyor. Yalnızca silah ve mühimmat değil, her koşuluyla ABD bunlara bakıp besliyor. Bunlar ABD'nin beslemeleri. Ancak bu beslemelerden rahatsız olunduğuna dair duyumlar var. Bu noktada petrol gibi gelirleri onlara vererek siyasal entegrasyon sağlamaya çalışma girişimleri mevcut. ABD burada teröristler için ciddi paralar harcıyor. Kendi içerilerinde bunların kavgasını yapabiliyor olabilirler. Gara operasyonunun başlatılmasının hemen sonrasında hafta içinde Barzanilerden de operasyona ilişkin peş peşe açıklamalar gelmişti. Özellikle PKK'nın buradaki varlığından duyulan rahatsızlığa ilişkin açıklamalar yapan Barzanilerin nasıl bir tutum alacağı merak konusuydu. Ağar, IKB'ye ve KDP üzerinden Barzanilerin tavrını değerlendirdi. Barzani topa girmek istemiyor, birebir mücadeleye girmek istemedikleri görünüyor. Şunu da bilmeleri gerekiyor, PKK son derece sinsi siyaset ve stratejilerle Barzani'nin altına uyuyor. Barzani hem sosyolojik, hem ekonomik, hem de silahlı yapılanma anlamında KDP'nin yapılanmalarına sızıyor. Bunu en iyi KDP biliyor ve bu durumdan da çok rahatsız. Ancak başka hassasiyetler nedeniyle herhangi bir hamle yapmak konusunda kararsız.